Baba? Baba? Baba neredesin? Baba? Baba? Baba neredesin? Baba! 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 Sen şöyle. Baksın. Kıyamam yaksın. Gel bir tane benim. Geçti. Geçti olsun. Geçti bir tane mi? Tamam. Oo, tamam bir tane mi? Yokmuş. Şey. Olmayan kardeşimize bizi inandıran biri mi söylüyor bunu? Bilmediğiniz şeyler var çocuklar. Hep olur. Ha? Neyse, beni ilgilendiren tek şey şu anda babamın nerede olduğu. Yemin ederim bilmiyorum. Bak, babamdan haber alırsan, onu görürsen lütfen beni aramasını söyle, tamam mı? Bir şey mi oldu? Ya oldu olmadı, ona göre mi cevap vereceksin? Gözde. Bak biz buraya geldik ki önemli bir şey var değil mi? Çok önemli bir şey var. Babamı bulamıyoruz. Bir haber alırsan söyle bize tamam mı? Tamam. Bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Kardeşiniz... Kardeşiniz için emin olun benden başka hiç kimse. Ama hiç kimse bu kadar fazla üzülemezdi. Kabul etmiştik biz onu. Bekliyorduk yani. Ne hissedeceğimizi hiç mi düşünmedin? Düşündüm. Eminim düşünmüşsündür. Sadece kendi düşündüm desene. Ya bir kez olsun dürüst olmayı denesene. O çocukla birlikte benim bir yarım öldü. Ama siz bunu anlayamazsınız. Sen erkek olduğun için. Sen de genç olduğun için. Bebek düşürmenin ne demek olduğunu bilmediğiniz için bunu anlayamazsınız. Ya ben kan vermiştim ona. Kan vermiştim. Annemin gözünün içine bakıp onu aldattığınızı bilmemize rağmen kardeşimiz miymiştik biz onu? Kardeşinizdi. Ama öldüğünü bilmek hakkımız değildi. Öyle mi diyorsun yani? Bu mu? Söyleyemedim. Bu bebek olmadan babanızın bana sırtını döneceğini biliyordum. Yalnız kalmaktan korktum. Ama bu hikayede en çok size haksızlık ettim galiba. Ya Gözde, bırak ya. Babanız korkunç biri. Senden korkunç değil.
Üzüldüm diyorum. Gerçekten üzüldüm. Bana niye inanmıyorsunuz? Ya Gözde, babal okumasana bize ya. Babal okuma ya. Üzülmüşmüş. İnanmıyoruz. Özür dileme zahmetinde bile bulunmadı. Şimdi kapına geldik diye konuşuyorsun. Gelemedim. Ama ne hissettiğinizi biliyorum. En azından bu konuda beni böyle bilmeyin. Ya Gözde, geçtik oraları biz, geçtik. Gözde kişisi zaten bizim kafamıza çoktan oturdu. Gözde Ergüven. Benim. Mahkeme geldiniz, buyurun. Ergüven mi? İyiyim canım. Teşekkür ederim. İyi günler. Boşanma geldi. Babanız gitmeden önce bana boşanma davası açmıştı. Söylemişti de zaten, sürpriz değil yani. Ne haliniz varsa görün. Babama bir şey olmamıştır, değil mi? Bir konuşurum Farhat abiyle. Oldu mu diyorsun yani? Bak, bana söyleyebilirsin, ben kaldırırım. Öyle mi söyledim şunu? Niye bir konuşayım diyorsun o zaman? Ya sen sordun diye, ben de gidip Farhat abiye soracağım işte, sırf sen merak ediyorsun diye. Anlamıyorum sanki ben. Bak belli yüzünden. Eyvah. Maestro. Aç. Ne diyeceğim ki şimdi? Ne yaptın diye soracak bana. Allah Allah. Su, telefon açmamak ne demek kızım? Aç. Hazırlanıyorum de bir şey de aç. Ben babamla konuşmadan bir şey diyemem. Kere beklemiyorsun da babam diyorsun. Çok sıkıştım ya. Sus. Heh, sustu, geçti, bitti zaten değil mi? Su, seni iyice delirdin. Vallahi billahi delirdin su. Bak kelebeğe bugün ya da en geç yarın söyleyeceğim ama... önce babamı bulalım, tamam mı? Farhat abiye söyleriz işte. O da elinden geleni yapar.